Pesi fazla çalıştırırsanız ne olur? Bu çok ender görülen bir durum ama sporla uğraşanlar, yoga ile uğraşanlar, düzenli olarak ağırlık çalışanların dikkat etmesi gereken bir konu. Size birkaç tane hasta örneği vereyim, belki bunlar daha açıklayıcı olur. Genç bir aslan vardı, basketbol takımında çalışıyor. Basketbolu çok seviyor. İleride böyle NBA'deki gibi büyük bir basketçi olmak istiyor. Dolayısıyla acayip disiplinli bütün antrenmanlara katılıyor. Ailesi de destekliyor. Fakat hocası bir gün buna diyor ki, ya senin sağ elin iyi, topla dribbling yapıyorsun güzel ama sol elin çok kötü. Yani yeteri kadar iyi değil. Dolayısıyla sen sol kolunu çalıştır ve sol kolunu daha iyi bir hale getir. Sol elinle topa hakim olmaya çalış. Buna öneride bulunuyor. Tabii zaten çocuk çok istekli, motive. Ondan sonra okul da yakın. Evle okul arasını elinde basketbol topuyla gidiyor. Okulda da bütün aralarda, teneffüslerde, öğle tatillerinde gene sol eliyle basketbol oynuyor, dribbling yapıyor. Ve gene aynı şekilde sol eliyle gelip akşam eve geri dönüyor. Peki ne oluyor? Şöyle oluyor. Bu kol kasları çok fazla çalışınca burada kolumuzdan gelen bir ana toplar damarı var. Bu aksiller bend. Ve aksiller bend genellikle bu kasların hareket etmesine bağlı olarak sıkışıyor. Sıkışınca ne oluyor? Kan akımı yavaşlıyor. Kan akımı yavaşlayınca ne oluyor? Pıhtı oluşuyor. Ve nitekim çocukcağız bana geldiği zaman kolu şişti ve ultrasonografide bir koltuk altı, aksiller belinde, aksilla bölgede koltuk altından göğüsteki ana toplar damara gelen yerdeki bölgede bir pıhtı vardı. Ve bu pıhtı sonucunda kolu şişmişti. Hatta çok ilerleyen vakalarda kronik olduğu zaman da var. Burada görünen bir takım damarlar olur. Buradaki koldaki tıkanıklığı aşmak için kanın başka yerden kalbe dönmesiyle sonuçlanan bir hadise. Bu peki sadece böyle mi oldu? Hayır. Mesela sonra başka bir hastamız daha oldu. O da nedir? O hastamızda pilatesle ilgili ipleri gererek çok uzun süre hareket yapıyordu. Veya böyle omuzunu düzeltmek için çok sık geriye doğru omuzlarını hareket ettiriyordu. Buna benzer durumlarda da gene bu kaslar çok fazla kasıldığı için aynı durum söz konusu olabiliyor. Gene bir başka hastamızda da özellikle omuzlarını çok fazla çalıştırmak amacıyla çok fazla barfix çektiğini ve ondan sonra yerde şınav çektiğini söylemişti. Onda da çok ilginç bir şekilde 2-3 gün içerisinde bile aksiler bende trombüs oluşmuştu. Yani pıhtı oluşmuştu. Amerika'da da Amerikan futbolcuların özellikle bu rugby dediğimiz spor dalında omuzlarıyla o bariyerlere vurmaları sonucunda da aksiler bend trombozu görülmüş durumda. Nitekim bazı yoga hareketlerinde de artık yani detaylarını bilemiyorum ama vaka takdimlerinde de var. Bu kasın çok fazla kasılmasına bağlı olarak pıhtı olduğu aksiler vend trombozu ki bunu da iki insan bulmuş. O yüzden buna Paje Schroeder aksiler vend trombozu gibi gayet güzel melodik bir ismi de var aynı zamanda. Çünkü neden? Toplar damarlardaki kan yukarıya kasların kasılması ve kapakçıklarla oluyor yukarıya çıkışı. Bacakta olduğu zaman buna derin vent trombozu adını veriyoruz ama bacaklardaki kaslarda bu kaslar çok fazla kasılsa dahi o kadar büyük bir pıhtı olmuyor. Başka nedenlerden dolayı pıhtı oluyor. Bu halbuki aksiller koltuk altı bölgesindeki toplar damar tamamıyla bu bölgedeki kasın çok fazla kasılması ve oradaki anatomik yapı nedeniyle damarın sıkışmasına bağlı gelişen bir durum. Bazı çok özel göğüs kafesinin çıkışı ile ilgili olan örneğin ekstra bir kaburga olması veya başka değişik sorunlarla da bu toplar damar sıkışabiliyor ve ona bağlı olarak da toplar damarda pıhtı olabiliyor. Bu da ilginç ve seyrek görülen, çok sık görülmeyen ama insanların başına geldiği zaman şaşırdıkları bir hastalık. Evet, değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.